Bak 56. ayette diyor ki Allah şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette ona selam verin. İnşallah hocam. Yani tam teslim olun, tam sevgi gösterin, destekleyin, sakın onu üzmeyin, yormayın. Var gücünüzle ona hürmetle bağlanın. İnşallah hocam. Ebced'i 1986 tane veriyor. Maşallah. Tek tarih veriyor 1986. Maşallah. Mehdi devrine bakıyor. Gene. Maşallah. İnşallah. Gerçek şu ki Allah ve elçisini eziyet edenler. Demek ki Mehdi'ye de 86'da bir eziyet var. İnşallah hocam evet. Bak Kur'an 56. ayet çok akıcı gidiyor ayet. Manidar. 57. ayeti diyor ki bak. Gerçek şu ki Allah ve elçisini eziyet edenler. İnşallah. Yani 1956 yılında bir eziyet olacağına Kur'an açıkça Ebced'den işaret etmiş oluyor. Eziyet edenler Allah'a ve onlara dünyada ve ahirette bak. Gerçek şu ki Allah'a ve elçisine. Şimdi Allah'a nasıl eziyeti? Peygamber'e eziyet edin mi? Allah'a eziyet etmiş olur. İnşallah. Allah benim böyle kabul ediyorum diyor. Ya yani bana eziyet etmiş olursunuz diyor. Allah'a eziyet edenin de Allah'a nasıl paramparça edeceğini bilirsiniz. Evet hocam değil inşallah. Mi? Bak gerçek şu ki Allah'a ve elçisine eziyet edenler aslımıza bakan olursa Mehdi'ye eziyet edenler evet. Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiş. Allah lanet etsin Mehdi'ye eziyet edenlere. İnşallah hocam. Kasten yapanlara. Ve onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Maşallah. Bak onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikab etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler. Demek ki Mehdi'ye de iftira atılacak. Bak Kur'an buna işaret ediyor. Evet. Yani peygamberimize ve hanımlarına iftira atılmış o devirlerde. Yani Ebced'i Kur'an onu gösteriyor. Allah-u Alem. Mümin erkekleri ve mümin kadınları irtikab etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler, iftira atanlar ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. İnşallah. İftira atmışlardır diyor. Evet, ve açık bir günah yüklenmişlerdir diyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, andolsun eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar o devirde Peygamber aleyhinde münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şehirde kışkırtıcılık yapıyor. Haber yayıyor. O zamanın basını, televizyonları, gazeteleri. Evet. Dedikoducu, kadınlar, çocuk, adamlar, tellallar orada burada konuşuyorlar. Yani peygamber hakkında aleyhte haber yayıyorlar. Evet. Bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, bunu durdurmayacak olurlarsa gerçekten seni onlara musallat ederiz diyor Allah. İnşallah. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Maşallah. Allah diyor belalarını veririm diyor. Maşallah. Aynı şekilde Mehdi'yle uğraşanların da Allah belasını verir. İnşallah hocam. Buna işaret ediyor Kur'an. İnşallah hocam. Maşallah. Anlaşıldı mı? Onlar da orada pek az bir süre kalabilirler. İnşallah. Bir makamı varsa makamından gider. Evet. İşi varsa işinden gider. Sağlığı varsa sağlığını kaybeder. Maşallah. Canı varsa canını kaybeder. İnşallah hocam. İnşallah. Allah'ın dilemesine. Lanete uğramışlar olarak nerede ele geçirilirse yakalanırlar diyor Allah. Ve öldürülükçe sürekli öldürürlerdi. O devirde peygamberimize karşı savaş açanlar, fitne çıkaranlar, İslam'ı Kur'an'ı ortadan kaldırmaya kalkanlara karşı Cenab-ı Allah Müslümanların kendini koruyacağını söylüyor. İnşallah hocam. Ve tehdit ediyor. Onlar da kendini koruyacaktır diyor böyle bir şey yaparsanız. İnşallah. Daha önceden gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir bu. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir, Zebur'da da böyledir, İbrahim devrinde de böyledir, Nuh devrinde de böyledir. Her devirde bu böyle diyor Cenab-ı Allah. Elçilerimle uğraşırsanız, Mehdilerimle uğraşırsanız sizi perişan ederim. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Bu Allah'ın sünneti. İnşallah. 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 Evet. 59. ayette ey peygamber eşlerine ve kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Yani üstleri kapalı. O zaman kadınlar açık saçık giyiniyorlar. Yani göğüsleri açık. Orası burası evet. Açık. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Hem onları özgür görmüyorlar. Yani evet. Gayrimeşru kadın olarak görüyorlar. Ve tanınmaları için yani Müslüman olarak tanınmaları ve eziyet görmemeleri. Çünkü eziyet ediyorlar, laf atıyorlar, hakaret ediyorlar bir şey. Bunu engeller diyor Allah. Dış elbiselerini giysinler üstüne. Cilbap.